Evet. Çocuklar sesimi duyuyor musunuz? Evet, internetten dolayı bugün internetimiz çok iyi değil. Öğretmenim bay Evet, matematik kitabı sayfa 113'ü yapıyoruz çocuklar dedik. Sayfa 113. 113'ü tamamlayalım. Tamam, beklesin, tamamlayanlar beklesin. Mikrofonumuz kapalı olsun lütfen. Ha. Mikrofonumuz kapalı olsun. Evet, sayfa 113'ü tamamlayalım. Bitirelim. Evet, matematik kitabı sayfa 113. Şifreyi bulanlar, sayfa 113'te şifreyi bulanlar bana yazsın, cevabı yazsın. Şifreyi bulanlar. Havin yazmış, gördüm. Öğretmenim ben yazdım. Tamam, Havin gördüm seni. Çıkartma işlemlerini yapıyoruz. En son burada bir şifre oluşuyor. O şifreyi bulanlar bana. Öğretmenim Tamam. Şifre nedir Hatice? Yazmadın şifrenin olduğunu sanki. Bir daha yaz. Şifreyi bulanlar bana yazsın. Evet, İbrahim de yazdı. Şifreyi nasıl buluyorduk? Buradaki çıkartma işlemlerini yapıyoruz. Aşağıdaki kutulara yerleştiriyoruz harfleri. Ve şifreyi buluyoruz. Bakın birincide 19 bulmuş cevabı çıkartma işlemini. Harfi nedir? E. 19'a E'yi yazmış. Siz de diğerlerini yapıp bu şekilde bu kutulara yerleştirirseniz şifreyi bulmuş olacaksınız. Evet, mikrofonumuz kapalı konumda olsun çocuklar. Artık uyarmaktan kaçıncıyı uyarıyorum bilmiyorum. Şifreniz kapalı konumda ama mikrofonunuz kapalı konumda olsun. Ha. Şifreyi bulanlar bana yazabilir veya parmak kaldırıp söyleyebilir. Söyleyenler oldu, gördüm. Yazanlar oldu. Tamam, Hatice yazmış, Cem yazmış, Halin yazmış, İbrahim Korkut yazdı. Cennet yazdı. Başka şifreyi bulan var mı? Birazdan ben de çözmeye başlayacağım soruları. Evet, sayfa 113'ü yapıyoruz. Şifreyi buluyoruz çocuklar. Çıkartma işlemlerini yapıyoruz. Şifreyi buluyoruz. Başka bulan yok mu? Bekleyelim birazcık daha. Evet, derse katılmayanlar da katılsın lütfen hiç. Sorularına cevap vermeyen, parmak kaldırmayanlar var. Derse katılıyor öyle hiçbir şey
Yapmıyor. Canlı ders yapmamızın amaçlarından biri bu, siz de derse katılabilir diye. Ayaz yerinde oturamıyor. Masaların üstünde geziyor şu anda. Sandalyenin tepesinde. Evet, ben yavaş yavaş çözmeye başlıyorum çocuklar, sayfa 113'ü. Gene bulmaya çalışanlar bir yandan yapmaya devam edebilir. Bakalım sayfa 113'e. Zaten E'yi yapmış kitabımız. 19 bulmuş. 19'a E'yi yerleştirmiş. Yan taraftaki çıkartma işlemine bakıyorum. Ç'ye. Ne yapıyorduk? Her zaman çıkartma işlemini birliklerden başlıyorduk. En sağdan değil mi? 6'dan 9 çıkarsa, 6'dan 9 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşu da 5'ti. Bir tanesini bize verdi. 4 onluk kaldı. Değil mi? 4 onluk kaldı. Biz 6'ydık. 1 onluk kaldık. Ne olduk? 16 olduk. Şimdi çıkartma işlemimizi yapabiliriz. 16'dan 9 çıkarsa 7. 4'ten 2 çıkarsa 2. 27 olarak bulduk cevabı. 27 neymiş? Ç. Buraya geçiyoruz. 27'ye Ç yazıyoruz. Kırmızıyla yazayım ben de. Ç. Devam edelim 3. soruyla. D harfiyle devam ediyorum. Evet. Şifreyi bulanlar var galiba. Mesajlar görüyorum. Mesaj yazmış bazıları. Evet. Zerrin de bulmuş şifreyi. Hasan da bulmuş. Evet. Devam edelim çözmeye sayfamızı. D harfindeyiz. D harfine bakalım. Çıkartma işlemimize başlıyoruz. 8'den 4 çıkarsa 4. Bu sefer komşuya gitmemize gerek yok değil mi çocuklar? Çıkarsa niye komşuya gidelim? 8'den 4 çıktı. 4. Yukarıdaki sayı, rakam daha büyük. 8'den 4 çıkartabiliyoruz. 8'den 4 çıkarsa 4. 3'ten 1 çıkarsa 2. 24. Cevabımızı 24 olarak bulduk. 24 D. 24 D. 24 D. D yazıyorum aşağıdaki kutulara. D yazdım. Evet. Burayı bitirdik. Evet, tuvalete gitmek için izin istemenize gerek yok. Hemen gidip gelebilirsiniz. Bunun için mesaj yazmanıza gerek yok. Evet, geldik aşağıya. R harfine. Çocuklar. En sağdan başlıyoruz gene. 4'ten 6 çıkarsa 4'ten 6 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşu 4'tü. Komşu 4'tü. Bir tanesini bize verdi. 3 onluk kaldı. Biz 4'tük, bir onluk aldık. Ne olduk? 14 olduk. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Cevabımız ne bulduk? 18. 18'e R yazacağız. Aşağıya bakalım. 18 burada. 18'e R yazıyoruz. R yazdık. Evet, Muhammed de bulmuş şifreyi. Evet, şifre çevre dostuymuş. Bakalım ne çıkacak. Her yıl böyle söyledi. Devam ediyorum soruları çözmeye. İzleyelim çocuklar ekrandan. 4'ten 4 çıkarsa 0. 4'ten 4 çıkar değil. Komşuya gitmemize gerek yok. Direkt 0'ı yapıştırdık. 8'den 2 çıkarsa
6. 60 cevabımız 60. 60'a E yazacağız. 60'a geliyoruz buraya. E yazıyoruz. 60'a E yazdı çocuklar. Devam ediyorum çözmeye. 9'dan 8 çıkarsa 1 çıkar. Komşuya gitmemize gerek yok. 3'ten 1 çıkarsa 2. 21 olarak bulduk. 21'e ne yazacağız? V. 21 nerede? Burada. 21'e ne yazıyoruz? V yazıyoruz. Evet. Öğretmenim ben buldum şifreyi. Ne, nedir? Fevri dostu. Evet. Tamam, kapat mikrofonuna da. Evet, ilk kelimemiz ortaya çıktı değil mi? Çevre. İlk kelimemiz çevreymiş. Diğer kelimemizde de ilk harfini biliyoruz. D. Devam ediyoruz soruları çözmeye. 3'ten 5 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşu 7 idi. 6 kaldı. 7 idi. 6 kaldı. 7 idi. 6 kaldı. Biz 3'tük, 10'luk aldık. Ne olduk? 13 olduk. 13'ten 5 çıkarsa 8. 6'dan 3 çık, 3. Cevabı bulduk. 38'e O yazıyoruz. 38'in nerede? Burada. Buraya O yazıyoruz. O yazdık. Ama 0 yazdık. İşte O. Devam ediyoruz çözmeye sorularımızı. 5'ten 4 çıkarsa 1. 5'ten 4 çıkar 1'dir cevap. Komşuya gitmemize gerek yok. Hayır, gerek yok. Geldik onluklara. 4'ten 5 çıkarsa 3. Cevabı bulduk. 31. 31'e ne yazıyormuşuz? T. 31 yazan kutuya T yazıyoruz. Son iki sorumuz kaldı çocuklar. Çözüyorum hemen. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşu 9'du. Bir tanesini bize verdi. Ne kaldı komşuda? 8 kaldı. Komşu 9'du. Bir tanesini verdi. 8 kaldı. Biz 6'ydık. 1 onluk aldık. Ne oldu? 16 olduk. 16'dan 8 çıkarsa 8. 8'den 6 çıkarsa 2. 28 olarak bulduk. U harfine 28'e U harfi yazacağız. Geldik buraya 28'e U harfi yazdık. Ne buldun cevabı? Şifreyi ne buldun Ayaz? Çevre dostu. Tamam, kapat mikrofonunu. Son soruyu çözüyorum ben de. 7'den 1 çıkarsa 6. Komşuya gitmemize gerek yok, çıkar. 6. 9'dan 7 çıkarsa 2. 26 olarak bulduk. 26 ya da S yazıyoruz burada kutularımızda. 26 ya da S yazdık. Evet. Şifremiz ortaya çıktı değil mi çocuklar? Neymiş şifremiz? Çevre dostu. Şifremiz çevre dostu olarak bulduk. Şifremizi çevre dostu olarak bulduk. Bekleyelim. Geçirmeyenler 1-2 dakika geçirsin. Yapamayanlar yapsın. Şu an ekranınızda görüyorsunuz. Evet çocuklar, çıkartma işleminde özet olarak nedir kuralımız? Her zaman birliklerden başlarız değil mi? Çıkartma işlemini en sağdan başlarız. Üstteki
Alttaki üsttekinden çıkıyorsa yani çıkartmamızda bir sorun yoksa komşuya gitmemize gerek yok. Değil mi? Üstteki daha büyükse de çıkıyor. Komşuya gitmemize gerek yok. Direkt çıkartma işlemini yaparız. Ama çıkmıyorsa ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşumuz biz biraz alıyor. 5 ise 4 oluyor. 6 ise 5 oluyor. 8 ise 7 oluyor. 9 ise 8 oluyor. Biz de onluk kaldığımız için 10 ekleniyor bizim üzerimize. O şekilde onluk bozarak çıkartma işlemini yapıyoruz. Evet. Leyla ile Zeynep Gül de bulmuş cevabı. Evet, sayfamızı geçiyoruz. Sayfa 114'e bakalım. Sayfa 114'e bakalım. Sayfa 114'ü işaretleyin. Ödev. Ben de işaretliyorum. Sayfa 114'ü işaretliyoruz. Ödev. Çıkartma işlemi zaten biliyorum. Basit. Ödev olarak yapacağız. Sayfa 114. Ödev. Sayfa 114. Bir sonraki sayfa. Sayfa 114. Ödev. Eyüp de bulmuş şifreyi. Halil de bulmuş. Güzel. Bir sonraki sayfa ödev çocuklar. Sayfa 114 ödev. Ama bakın sayfamızın altında arkadaşımız bir hatırlatma yapmış bize. Ne demiş? Onluk bozmak gerekiyorsa yapmayı unutma. Evet, çıkmıyorsa komşuya gitmeyi unutmuyoruz, tamam mı? Mesela ilk soruda 3'ten 5 Öğretmenim, çıkmaz. sesiniz biraz kısık geliyor. Tamam. 3'ten 5 çıkmaz, ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Bunun gibi komşuya gitmemiz gerekiyorsa eğer komşuya gideceğiz. Onluk bozmak gerekiyorsa yapmayı unutmuyoruz. Evet, sayfa 114 ödev dedik. Sayfa 114 ödev. Evet, sayfa 115'i açalım çocuklar. Sayfa 115'teyiz. 115, 115. Çocuklar gereksiz mesaj yazmayalım o mesaj yazma bölümünde. Ben bir şey sorarsam onun cevabını yazın sadece. Sayfa 115'i açalım. Evet. Zihinden çıkartma işlemi konusuna geçiyoruz çocuklar. Bakalım burada bir arkadaşımız var. Gözlüklü bir arkadaşımız var. Ne demiş bize? Ekranlarını ve kitabımızdan takip edelim. Zihnimizden çıkartma yaparken aşağıdaki yöntemi takip etmeliyiz demiş. Neymiş bu yöntem? Birinci adıma bakalım. Onun katı olan iki doğal sayının farkı bulunurken sıfırlar dikkate alınmaz demiş. Ne demek istiyor acaba? Bir bakalım. Eyüp gereksiz mesaj yazma, mesaj yazma bölümüne lütfen. Ne demek istiyor? Bakalım örneğe. 40 eksi 30. 40 eksi 30'u biz yapacağız zihinden hızlı bir şekilde. Şimdi 40'a 40 nedir aslında? 4 onluk değil mi? 30'da nedir? 3 onluk demektir. 4 onluk, 3 onluk. Ne olur? 4 onluktan 3 onluğu biz çıkartırsak 1 onluk kalır değil mi geriye? 1 onlukta ne demektir? 1 onluk 10. Cevap 10. Cevabı 10 olduk. Siz de yazın buraya 10 diye. Siz de yazın buraya 10 diye. Evet, zihinden çıkartma işlemi yaparken şöyle düşünüyoruz çocuklar. Mesela 40. 40 ne demektir? 4 onluk demektir değil mi? 30'da nedir? 3 onluk. 4'ten 3 çıkartırsak 1 onluk kalır. 1 onluk nedir? 10. Yani cevabımız 10.
Buraya 10 yazdık çocuklar. Ekranınızda görüyorsunuz. Nereye yazdık diye sormayın. Ha, ekranda gözüküyor. Buraya 10 yazdık. Şimdi çocuklar aşağıdaki alıştırmalara bakalım. Aşağıdaki alıştırmalara bakalım. Burada gene çıkartma işlemleri var ve zihinden yapmamızı istiyor. Şimdi düşünüyoruz. Sıfırı dikkate almıyoruz, tamam mı, zihinden yaparken? 80-20. Biz bunu şey diye düşünelim. 8-2 diye düşünelim, tamam mı? Sıfırları düşünmeyelim. 8-2 ne yapar? 6. 6 olmuş. Nedir? 60'tır. Cevabımız 60. Birincinin cevabını bulduk. 60. Çocuklar. Siz de yazın benim gibi. Siz de benim gibi yazın. Evet, bulduğumuz cevabı da yan taraftaki kutulardan eşleştiriyoruz. 60'ı bulduk. Buradan çizgiyle ok çekerek 60'ı eşleştirelim. 60 bulduk cevabı. Ben şu anda çizgi çekemiyorum. Ama siz 60 buldunuz. Buradaki 60'la eşleştirin. Bir dakika, belki de çizgi çekebilirim. Deneyelim. Evet, 60 buldum. 60'la eşleştiriyorum. Evet, yapabildim. Öğretmenim, ben hepsini bildim. Evet, geri kalanları da siz yapın çocuklar. Geri kalanları da siz yapın. Ne yapıyoruz? Sıfırları düşünmüyoruz ilk başta, tamam mı? Yani ilk örnekte yaptığımız gibi 80-20 ya, biz onu 8-2 diye düşünüyoruz. 8'den 2 çıkarsa 6. Yani nedir? 60. 60'ı bulduk. Diğerlerini de siz yapın. Hemen zihinden hızlı bir şekilde yapalım. İkinci soruda ne diyor? 70-50. Sıfırları düşünmüyoruz. 7-5 nedir? 2. Yani 20. İkincinin cevabı 20. Direkt bulduk zaten. Hiç işlem yapmadan, direkt akıldan cevapları bulabiliriz böyle. Herkes yapsın. Ada, ekrana bir şey yazma lütfen. Öğretmenim, siz konuşurken ben yaptım. Tamam. Bitirelim. Öğretmenim, ben de yaptım. Tamam. Öğretmenim, ben de yaptım. Üçüncü sorunun cevabını da buldum. Tamam, hepsini bulalım. 115'i tamamlayalım. Bekliyorum. Herkes ben de yaptım. Tamamlasın. Ben de yaptım öğretmenim. Tamam. Çok basit değil mi bunlar? Sıfırları düşünmüyoruz ilk önce. Mesela ikinci de sıfırları düşünmüyoruz. Çok basit. Evet, sıfırları düşünmüyoruz ilk başta. Öğretmenim, ben bunu biliyorum çoktan ama çoktan. Evet, sıfırları ilk önce düşünmüyoruz. Yapmaya başlıyorum ben de. Sıfırları düşünmüyoruz. 7-5 gibi düşünelim. 7-5 daha ne olur? 2 olur. Yani 20 demektir. 2 olmak 20 demektir. Cevabı 20 olarak bulduk. Eşleştiriyorum hemen. 20 ile bununla. 20'yi eşleştiriyorum. Yandaki kutularla eşleştiriyorum. Bu şekilde. Öğretmenim, ben yaptım. Tamam. Yaptım diyenlerin yaptım demesi, yapan bitirenlerin yaptım demesine gerek yok.
Evet. Diğerine bakalım. 90 eksi 40 demiş. Sıfırları düşünmüyoruz. 9'dan 4 çıkarsa ne olur? 5 olur. Yani 50 demektir. Sıfırı geri koyuyoruz yanına. 50. 5 onluk ne demektir? 50 demektir. Cevabımız 50. 50 ile eşleştiriyorum. Cevabını eşleştiriyorum. Geldik diğerine. 80 eksi 40. Sıfırları düşünmeyelim. 8'den 4 çıkarsa 4 onluk. Yani nedir o? 40. Bunu da 40 buldu. Eşleştireyim. Öğretmenim, bitirdim. Tamam. 40 olarak buldu. Eşleştiriyorum 40'la. Ama yanlış oldu. 40'ı eşleştiriyorum. Eşleştirdim. Diğeri 30 eksi 20, yani sıfırları düşünmezsek 3'ten 2 çık. Nedir? 1 demektir. 3'ten 2 çıkarsa 1 onluk. 1 onluk da nedir? 10 demektir. 10. Cevabımız 10. 10'la eşleştiriyoruz. Evet. Geldik buna. 70'ten 40'ı çıkartırsak demiş. Sıfırları düşünmeyelim. 7'den 4 çıksın diye düşünelim. 7'den 4 çıkarsa nedir? 3 onluktur. 3 yazdık. 3 onluk ne demek? 30 demek. Cevabımız 30. 30'la eşleştiriyoruz. Öğretmenim, bitirdim. Tamam. Bir sonrakine geçtik. Sondan bir öncekine. 90 eksi 20, yani sıfırları düşünmezsek 9'dan 2 çık. 7, yani 70. Eşleştirelim 70 ile. Bitti öğretmenim. Tamam. 70 ile eşleştirdik. Sonuncudayız. 90'dan 10 çıkarsa demiş. 90'dan 10 çıkarsa, yani 9'dan 1 çıkarsa diye düşünelim. 8, yani 80. Bunu da eşleştiriyorum. 80. Evet, yapmış olduk. Bu zihinden çıkartma işlemlerimizde bu şekilde. Geçirmeyenler geçirsin. Herkes geçirdi diye düşünüyorum. Evet. Evet çocuklar, böyleyse 10'un katıysa eğer, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibiyse, böyle sıfırlıysa çıkartma işlemimiz, zihinden çıkartma işlemi yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? İlk önce sıfırları düşünmüyoruz. Çıkarıyoruz sıfırı, sonra geri ekliyoruz. Yani 8'den 2 çık, 6 onluk. 6 onluk nedir zaten? 60. Cevabı 60 bulduk mesela birinci. Bu şekilde. Evet çocuklar, bir sonraki sayfa, bir sonraki sayfa ödev, sayfa 116 ödev. Bir sonraki sayfa 116 ödev. Evet. İki sayfa ödevimiz var sadece matematikten. Bir önceki derste de şeyi söylemiştik ya. 114 ödevli değil mi? 114 işaretlemiştik ve 116 ödev. 114 ve 116. Sadece iki sayfa ödevimiz var matematikten. 114 ve 116. Evet çocuklar, 15 dakika ara. Bir sonraki derste yani hayat bilgisi yapacağız. Hayat bilgisi dersinde Güle güle. görüşmek üzere. Bay 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 bay. öğretmenim.